Muhtemelen gelir belgesiz kredi almanın yolu başlıklı makalemizi incelediyseniz videomuzu da göz atabilirsiniz. Türkiye'de düzenli bir iş olmasına, gelir olmasına karşın işverenlerin daha çok kazanma hırsı yüzünden bu gelirlerini belgeleyemiyor olmaları bankacılık ürünü kullanmalarının önüne geçebiliyor. Nitekim SGK kaydı olmayan işçi çalıştırmak yasak olmasına karşın iyi denetimin olmaması, geçici işlerde çalışıyor olması, sağlıksız çalışma ve hukuksuz çalışma koşulları yüzünden birçok insan maaşını, gelirini belgeleyemiyor. Bu durumda da bankalardan ihtiyaç kredisi başta olmak üzere diğer bankacılık ürünlerini de alamıyorlar. Nitekim bankalar gelir belgesi ve SGK kaydını kredi alımı için ön şart olarak koşuyor. Yani gelir belgem yok, kredi alabilir miyim diye bir sorunuz varsa burada beklentiniz elbette kredi alabilmek. Ancak bankalar kişinin gelir belgesi ve SGK kaydını şart koştuğu için burada kredi almanız mümkün değil. Ancak gelir belgesi yoksa kredi alabilmenizin farklı alternatif yolları da var. Yani düşük miktarda bir kredi alım talebiniz varsa, örneğin bir bankada kredi kartınız var, uzun yıllar bu kredi kartı kullanıyorsanız, bu kredi kartınızın geçmişinize istinaden banka size düşük miktarda ihtiyaç kredisi de sunabilir. Aslında kredi alımlarında bankalar çalışma süresini sorun etmez. Ancak kredi verilmesi için SGK kaydının en az 6 aylık bir süre olmasını istiyor. Bugün işte işe girdiniz, SGK kaydını aldınız. 1 ay sonra maaşınızı, gelir belgenizi aldınız. Bu aşamada bankaya krediye başvurursanız banka bu kredinize pek sıcak bakmayacaktır. Dolayısıyla da en azından bir 6 aylık SGK geçmişinizin olması sizin kredi almanızın yolunu açar. Geliriniz yoksa ipotekli krediye başvurabilirsiniz. İpotekli kredi de üzerinizde kayıtlı olan taşınır veya taşınmaz mal varlıklarını ipotek koydurmak suretiyle alınabiliyor. Burada diğer ihtiyaç kredilerine oranla daha yüksek bir faiz karşınıza çıkar. Ayrıca ipotek tesisi, ipotek konulması, ekspertiz görevlendirilmesi ile ilgili olarak da ayrıca bir masraf çıkacağından ihtiyaç kredilerine oranla çok daha yüksek masraflı bir kredi ürünü almış olacaksınız. Ancak ipotekli kredi alabilmek için de SGK kaydı ve gelir gibi bazı hususlar isteyebilir banka. Nitekim banka geliriniz yoksa size kredi vermez. Vereceği kredinin de geri dönüşü olmayacağı muhtemeliyle size kredi vermekten uzak kalır. Yalnız gelir sadece maaştan ibaret değildir. Burada üzerinizde bir işte dükkan gibi, ev gibi bir ya da büyük bir arsanız varsa bunların kiralama yoluyla da geliriniz olabilir. Bu gelirlerinizi de ibraz ederek ayrıca bankadan kredi almanız mümkün. Ancak birçok internet sitesinde özellikle reklamlarda ve ilanlarda gelir belgesiz kredi verenler ya da komisyon karşılığı kredi verenler, kredinizi biz çekelim, siz ödeyin gibi bazı başlıklarla, cazip başlıklarla insanlar kendilerine çekebiliyorlar. Bu tür reklamlardan uzak durmak lazım. Size aldatıcı, yanıltıcı olan bir reklamlardır. Birçok makalede bu tarzdadır. Gelir belgesiz kredi veren bankalar başlıklı birçok makalenin başlığında ayrı içeriğinin farklı olduğunu görürsünüz. Bunun için de makaleleri okumakta fayda vardır. Bununla ilgili sorularınız varsa videomuzun altındaki yorumlar bölümünüze yazmanızı istiyorum. Mümkün olduğu mertebede bu konuda sizlere cevap vermeye çalışacağım.